Mert Elektronik kanalından tüm dostlara selamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelmiş olan görüntülü kapı diyafonlarını inceliyor olacağız. Dilerseniz yavaştan videomuza geçelim. Hızlı bir şekilde kutu açılışımızı yapalım. Kutumuzu açtığımızda ilk olarak bizi 3 farklı adaptör karşılıyor. Hemen kenara alalım. 1, 2, 3. 2 adet de dairelerimiz için kullanacağımız monitör çıkıyor. Köşeye alıyorum. 1 adet de dış mekana kurabileceğimiz diyafonumuz. Köşeye alıyorum. Baktığımızda 1 adet de kullanım kitapçığı bulunuyor. Bu kitapçıkta A'dan Z'ye her türlü ayarı ve montaj bilgilendirmesini görebiliyoruz. Aynı zamanda kullanım kılavuzunu mertelektronik.com'da PDF olarak bulabilirsiniz. Kutu içerisinden montaj parçalarımız çıkıyor. Vida, dübel. Dilerseniz yavaştan kutu içerisinden çıkan parçalarımıza bir göz atalım. Adaptör demiştik. 3 farklı adaptör çıktı kutu içeriğinden. Değerlerine bakacak olursak eğer ki 15 volt 1500 miliamperlik adaptörümüz yer alıyor. Uçları standart jacklı değil, kendisine göre özel jackları bulunuyor. Bu şekilde 2 pin. Köşeye alıyorum. Diğer 2 tane adaptörümüz de aynı. Kullanım kitapçığımızdan bahsetmiştik. A'dan Z'ye her türlü bilgiyi içinde barındırıyor. Dış mekana kurulacak olan diyafonumuz. Kutu içeriğinden birkaç parçamız çıkıyor. Açıklamamız gerekirse yavaştan. Öncelikle bir çıkartalım paketinden. Dış mekan diyafon kutusundan baktığımızda diyafonun kendisi, diyafonu monte edebilmek için bir de arka aparatı, alyan vidaları bulunuyor aparata monte edebilmek için. Bunun yanı sıra bağlantı kablolarımız var, monitörlerimize gidecek olan. Ve yönetici kartı ve bir de normal kullanıcı kartlarını görebiliyoruz. Bunlar NFC olarak geçiyor, bilginiz olsun. İçeriğine kaç adet olarak bakacak olursak eğer ki 1, 2, 3, 4, 5 adet normal kullanıcı NFC kartı var. 2 adet de yönetici NFC kullanıcı kartı bulunuyor. Şimdi buradaki 2 tane farklı NFC kartı ne işe yarıyor diye soracak olursanız eğer ki bunları kullanarak diyafon üzerinde yeni kullanıcı kartları tanımlayabiliyorsunuz. Bu 5 tanesinin yanı sıra diyelim ki fazladan kart aldınız. Onları da tanımlamak istiyorsunuz. Bu 2 karttan bir tanesini kullanarak yeni kartları da tanımlamasını yapabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz yavaştan ekranımıza geçelim. 2 daireli sistem olduğunu söylemiştik. Bu sebepten dolayı iki farklı monitör geliyor karşımıza. Aslında birebir aynı monitörler, sadece iki daireye kullanmak için geliyor. Kutudan çıkarttığımız gibi koruma poşetinde bizi karşılıyor. Baktığımızda monitörümüz karşımızda ve hemen alt tarafında ise güç bağlantı kablosunu ve bir de dış diyafon bağlantı kablosunu görebiliyoruz bu alanda. Keza diğer monitörümüz de aynı şekilde. Dilerseniz bir sonraki ürünümüzün kutu açılışına geçelim hemen. Hızlı bir şekilde ürünü karşımıza aldık. Kutu içeriğine bir göz atalım. Kutumuzu açtığımızda 3 adet adaptör bizi karşılıyor. Adaptörlerimizi hemen köşeye alalım. Bunlar da bir önceki kutu içerisinden çıkan 15 volt 1500 miliamperlik adaptörlerle birebir aynı. Monitörlerimiz iki daireli sistem olduğundan dolayı iki farklı monitör çıkıyor. Dışarıya kuracağımız diyafonumuz. Detaylı kullanım kılavuzu bir öncekinde olduğu gibi. Ve bir de montaj vidalarını görebiliyoruz. Dış diyafonumuzu karşımıza aldık. Hemen bir bakalım. Diyafonumuz burada. Montaj aparatımız ve yanında bağlantı kabloları, NFC kartlarımızı görebiliyoruz. Hemen bir dışarıya çıkartalım poşetlerinden. Baktığımızda diyafonumuz 5 adet kullanıcı kartı ve 2 adet yönetici kartı görüyoruz. Montaj vidalarımız, bağlantı kablomuz ve diyafonumuzu monte edebilmek için bir de aparatımızı görebiliyoruz bu alanda. Diyafondan hemen sonra monitörlerimizi karşımıza alalım. Demiş olduğunuz üzere 2 daireli sistem olduğundan dolayı 2 adet monitör bizi karşılıyor. Bağlantı kablomuz çıktı. 1, 2, 3 farklı bağlantı kablosu köşeye aldım. Kendi üzerinde de bir adet bağlantı kablosunu görebiliyoruz. Bu direkt diyafonumuza bağlanıyor. Buradaki kablo. Bir sonraki ekranımızda birebir aynısı. Dilerseniz bir sonraki kutu açılışımıza geçelim. Bir sonraki ürünümüzü karşımıza aldık. Hemen devam edelim. Şimdiki ürünümüz tek daireli olduğundan dolayı bir adet monitörümüz çıkıyor içinden. Köşeye alıyorum monitörü. İçerisinden dış diyafonumuz çıkıyor. Onu da köşeye aldım. Detaylı kullanım kılavuzu
bir adet adaptörümüz geliyor üstünde. Son olarak da montaj vidalarımız yer alıyor. Hemen kutuya geri gönderiyorum. Hemen diyafonumuza bir bakalım. Diyafonumuzun kutusunu karşımıza aldık. Tek bir poşette çıkıyor. Aldıktan hemen sonra iki farklı bağlantı portunu görebiliyoruz burada. 4 kablo artı 2 kablo olarak. Bir de arka tarafında bağlantı aparatı bulunuyor. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Alt tarafta bir adet vidası bulunuyor. Yıldız. Yıldız vidayı çıkarttıktan sonra ilk önce aparatı duvara, sonrasında bunu da üstüne monte ediyorsunuz diyafonumuzu. Hemen bir ekranımıza da bakalım. Köşeye aldım. Dediğim gibi tek daireli olduğundan dolayı tek bir monitör geldi. Diğer monitörlerden herhangi bir farkı yok. Birebir aynı. Sadece göstermek adına poşetinden çıkartalım. 4 adet kablosu var üzerinde. 2 pin 2 tane, 4 pin 2 tane olarak geliyor. Görmüş olduğunuz gibi 7 inçlik ekranımız. Hemen bunu da kaldıralım. Bir sonraki modelimize geçelim. Bir sonraki ürünümüzü karşımıza aldık. Hemen kutu içeriğine bir bakalım. Aynı olduğu gibi bir adet adaptör bizi karşılıyor. 15 volt 1500 miliamper yani 1,5 amper. Montaj vidalarımız köşeye aldım. Tek daireli olduğundan dolayı sistem tek bir monitör çıkıyor. Bunu da köşeye alıyorum. Dış diyafonumuz köşeye attım. Detaylı kullanım kılavuzumuz ve herhangi bir şey yok başka içerisinde kutunun. Dilerseniz hemen tekrardan diyafonumuza bir bakalım. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Tek bir poşette geliyor. İki farklı parçadan oluşuyor. Önceki modellerde olduğu gibi. Diyafon kutusunun içinden baktığımda 4 farklı kablo çıkıyor. 2 pin 3 tane, 4 pin 1 tane olmak üzere. Buradaki kablolardan bir tanesi güç kablosu, diğerleri ise kilit kablosu olmak üzere ayrılıyor. Hemen köşeye aldım. Kullanıcı kartlarımıza bakacak olursak 5 tane mavi kullanıcı kartımız var. Buradaki mavi olması sizi yanıltmasın. Yönetici kartı değil bunlar. Zaten direkt kurulum diyafonun kendi üstünden yapılabiliyor. Bu sebepten dolayı yönetici kartına gerek yok. Görüntülü kapı diyafonlarımızda kullanmış olduğumuz bir ortak ekranımız var. 7 inçlik bir ekran görüyorsunuz karşınızda. Alt tarafta bulunan 4 farklı butonumuz var. Sesli iletişimi kurabilmek için bir adet telefon butonu, görüntülü iletişimi kurmak için bir adet görüntü butonu, kilidi açmak için kilit ve ikincil bir kamera eklemek isterseniz eğer ki onun kontrolünü de yapabileceğiniz bir adet kamera butonumuz yer alıyor. Monitörlerimizde bakacak olursak özellikler bu şekildeydi. Dilerseniz kameralarımıza geçelim. 4 farklı modelde de kullanılmış olan kamera birebir ortak kamera. 120 derece geniş açılı lense sahip. Kamera çözünürlüğü 1080p. CE sertifikası, TÜV sertifikası aynı zamanda üzerinde bulunuyor. Kameranın yanı sıra kızılötesi IR ledler var diyafonların üzerinde. Bu IR ledler gece vakti veyahut da karanlık olduğu saatlerde otomatik olarak devreye girerek gece görüşünü aydınlatıyor ve net bir görüntü sizlere sunuyor. Dış ortam diyafonumuza baktığımızda IP65 sertifikası ile geliyor. Verici yani monitörümüz ise IP44 sertifikası ile geliyor. IP65 sertifikası ile gelmesi bize çok güzel olanaklar sağlıyor. Toz geçirmez, su geçirmez ve darbelere karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor bizlere. Dış diyafonumuz alüminyum CNC'den üretilmiş. Gayet sağlıklı, sağlam bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Uzun yıllar kullanılabilir. Burada alıcı ve verici bağlantısı arasında kullanacağınız kablo, videoda da değinmiş olduğum üzere CAT5, CAT6, CAT7 kablolar kullanılabiliyor. 250 metreye kadar çekim mesafesi bulunuyor CAT7 kablolarda. Onu da belirtmiş olayım sizlere. Şimdi karşımıza 3 tane farklı modelimizi aldık. Ek olarak bir tane daha modelimiz var. Bunu bunlardan sonra anlatacağım. Şimdi bu modellere bakacak olursak eğer ki her birinde NFC okuma var. NFC ile giriş var. Fakat bunlardan bir tanesi farklı. Hemen şurada baktığımızda 3. modelimizde görmüş olduğunuz üzere şifre paneli var. Bu şifre panelinden hem kullanıcılara özel şifre atayıp da giriş yapmalarını olanak sağlayabiliyorsunuz. Hem de ayrıca kendi yönetim paneli var. Yönetim paneline girerek kendi üzerinden ayarlamalar, eklemeler, çıkartmalar yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Buradakilerde işleyiş birazcık farklı buna nazaran. Yönetici kartı var. Kutu içeriğinde de görmüş olduğunuz gibi yönetici kartlarıyla işlemler yapılıyor bunlarda.
Şimdi ise tekli olan ürünümüze bir bakalım. Tekli ürünümüze baktığımızda yine görüntülü kapı diyafonu olarak kullanılıyor. Fakat bu ürünümüzde sadece zile basma butonu bulunuyor. Bunun dışında NFC ile giriş, şifre ile giriş vesaire bulunmuyor. Zile bastığı zaman içeriye yönlendirme yapıyor diyafon. İçeriden yetkilendirme yapıldığı zaman kapı kilidi açılıyor. Dilerseniz hemen ürünlerimizin arkasına geçelim ve bağlantılarını bir kontrol edelim yavaşça. Şimdi tek daireli olan dış diyafonunuzun bağlantılarını kullanıcılara özel şifre atayıp da giriş yapmalarını olanak sağlayabiliyorsunuz. Hem de ayrıca kendi yönetim paneli var. Yönetim paneline girerek kendi üzerinden ayarlamalar, eklemeler, çıkartmalar yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Buradakilerde işleyiş birazcık farklı buna nazaran. Yönetici kartı var. Kutu içeriğinde de görmüş olduğunuz gibi yönetici kartlarıyla işlemler yapılıyor bunlarda. Şimdi ise tekli olan ürünümüze bir bakalım. Tekli ürünümüze baktığımızda yine görüntülü kapı diyafonu olarak kullanılıyor. Fakat bu ürünümüzde sadece zile basma butonu bulunuyor. Bunun dışında NFC ile giriş, şifre ile giriş vesaire bulunmuyor. Zile bastığı zaman içeriye yönlendirme yapıyor diyafon. İçeriden yetkilendirme yapıldığı zaman kapı kilidi açılıyor. Dilerseniz hemen ürünlerimizin arkasına geçelim ve bağlantılarını bir kontrol edelim yavaşça. Şimdi tek daireli olan dış diyafonunuzun bağlantılarına bir bakalım. Tek daireli olan diyafonumuza hemen arka tarafını geçtik. Arka tarafına geçtikten sonra pinlerini göstermem gerekiyor sizlere burada. Baktığımızda iki farklı port görebiliyoruz burada. Bir 2 pin bir de 4 pin. 4 pin bağlantısı olan direkt monitörümüze gidecek. 7 inç olan TFT monitörümüz hemen burada. Buraya gidecek bağlantısı. Bağlantı kablosu da aynen bu şekilde. Bağlantıyı direkt buraya yapabiliriz. Buradaki yanında bulunan 2 pin ise kapı kilidine gidecek. 12 voltluk bir güç veriyor. Bu 12 volt direkt roleye gidecek. Kapı kilidinin çalışması için gereken gücü buradan alacak. 2 pin bağlantısını yaptık. Burada şunu da söyleyeyim. Dış diyafonumuz direkt gücü buradaki 4 pinlerden bir tanesinden alıyor. Hemen ortada kırmızı bir kablo var. Sağ taraftan bana göre sağ, size göre sol. 3. pinden alıyor gücü. Bunu geçtik. Bu bağlantı hemen köşeye koydum. Koyduktan sonra diyafondan gelen 4 pine eşit olarak monitörde 4 pin bağlantısı var böyle. Bu 4 pin bağlantısı alt tarafta olacak şekilde bağlamanız gerekiyor. Şimdi açıklamasını yapacağım. Neden dolayı? Bu şekilde. Diyafon binanın altında kaldığında, evin altında kaldığında alt tarafa şuraya bağlantı yapacağız. Bu direkt diyafondan gelen kablo. Bir üstteki ise atama yapacağınız kablo. Buradaki cihazımızı binadaki 5 tane apartmanla birlikte kullanmak istiyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Atama yaptırmanız gerekiyor. Buradaki bağlantı kablosundan bir sonraki monitöre, diğer daireye gidecek. Onun da alt pimine takılacak. Şuradaki görmüş olduğunuz buradan çıkan kablo diğer monitörün alt pimine takılacak. Ondan sonra onun üstündeki şu kablo, onun üstündeki bu pinde atama yaptırarak üst katlara doğru götürebiliyorsunuz. Şimdi gelelim güç kablosunu takmaya. Bir adet adaptörümüz var yanımızda. Dediğim gibi özel bir portu var burada. Bu portu direkt yapacağınız işlem şuradaki alt 2 pine takmak olacak. Sol tarafta bulunan 2 pini kullanmıyoruz. Bağlantımız aynen bu şekilde. Herhangi bir farklı bir tip bağlantısı yok. Dediğim gibi bu bağlantıları CAT5, CAT6, CAT7 kabloyla uzatabiliyorsunuz. Diyafondan çıkan 2 adet kablo ise buradaki artı ve eksi, artı kırmızı, eksi de siyah. Bu da kapı kilidinin 12 volt rolesine gidiyor. Zaten diyafon üzerinde bakacak olursak eğer ki L artı, L eksi işaretlerini buradan görebiliyoruz 2 pin üzerinde. Dilerseniz şimdi bir sonraki ürünümüze geçelim bağlantısına. Şimdi ise tek daireli olan diyafonumuza bir bakalım bağlantılarına. Bir sonraki tek daireli sistemimize geldik. İlk önce dilerseniz bağlantılarına bakalım. Karşınızda tek daireli NFC ve şifre ile girilebilen diyafon. Bunun bağlantılarında ise bir adet adaptör görmüş olduğunuz gibi burada. Bir adet adaptörümüz, monitörümüze 4 pin bağlantı. Diyafon üzerinde ise dış diyafonda ise 4 pin bağlantı artı 12 volt güç girişi için 2 pin ve ayrıca 12 volt güç çıkışı kapı kilidini açabilmek için kullanacağız bunu. Roleye gidecek. Bu da 2 pin. Dilerseniz hemen yavaştan bir bağlantılarına geçelim. En sol tarafta bulunan 12 volt güç bağlantısını yapmanız gerekiyor öncelikle. 12 volt güç bağlantısı. Hemen yanında bulunan lock kapı kilidinin rolesini çalıştıracak olan 12 voltluk bağlantı. Bunu da yaptık. Hemen sağında bulunan 4 pinlik bağlantı var. Bu da monitörümüze gidecek olan kablo. Bununla bağlantısını yaptık. Toplamda 4, 6, 8 yani normal CAT5, CAT6, CAT7 kabloyla rahatlıkla uzatma işlemini yapabiliriz.
yapabiliyorsunuz bunun. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Burada demiş olduğum gibi kapı kilidine gidecek olan kablo daireye kadar gitmeyecek. Daireye kadar gidecek olan kablo burada görmüş olduğunuz 4 pin bağlantısı. Güç bağlantısını farklı bir kaynaktan da alabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunmuş olsun. İlle de monitör üzerinden gelen 12 volt bağlantısından çekmenize gerek yok. Son olarak en sağ tarafta bulunan 2 pinli bir bağlantımız var. Buradaki 2 pinli bağlantı kısa devre olduğu zaman otomatik kapı kilidi açılıyor. Bu şu gibi durumlarda kullanılıyor. Örnek veriyorum, binadan çıkacaksınız. Binadan çıkmak için anahtara bastığınızda buraya kısa devre yaptırıyor ve sonrasında kapı kilidi açılıyor. Hemen sağına bakacak olursam bir adet burada speaker'ımın, yani hoparlörümün ses şiddetini ayarlayabilmek için bir adet dimmer bulunuyor. Onun da hemen sağ tarafında bir adet reset butonu bulunuyor. Bu reset butonuna basılı tuttuğunuzda cihaz üzerindeki tüm kullanıcılar, şifreler, kartlar tamamı temizleniyor. Monitör tarafında da süreç aynı demiş olduğum gibi. Sadece şurada bir farklılık var, onu anlatmış olayım. Voltajı, bu ürün voltajı direkt monitör üzerinden almıyor. Dediğim gibi ek bir güç bağlantısı gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Güç bağlantısıyla diyelim ki eve kadar getirdiniz Cat 5 veyahut da Cat 6 kabloyla. Monitörümüzün bir bağlantısını yapalım. Demiş olduğum gibi monitörde alt tarafa bağlantı yapacaksınız. Monitörü düz tuttuğunuzda. Alt tarafa bağlantıyı sağladım. Bir de burada güç kablom var, adaptörüm. Hemen adaptörümün de sol taraftaki ilk pine bağlantısını yapıyorum. Aynen bu şekilde görünüyor bağlantım. Şimdi ise burada dikkat etmemiz gereken husus şuydu. Dediğim gibi diyafondan 2 adet kablo geliyor. Buraya bir güç girişi yapmamız gerekiyor. İkincil bir ekran çıkmadığından dolayı kutu içeriğinden şuradaki portu kullanabiliriz bizler. Şöyle bir bağlantı yaparak monitörden, zaten kutu içeriğinden çıkıyor bu pin kablolar. Buraya 2 adet pini bağladık. Buradaki bağlantılar böyle, artısı artısına, eksisi eksisine. Buradaki bağlantılar da aynen bu şekilde, renkleri birbirine eş gelecek şekilde bağlarsanız kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Üzerindeki dimmerlardan bahsetmem gerekirse bir tanesi mikrofonumuzun ses şiddetini ayarlamak için, bir tane de monitörümüzün üstündeki bulunan speaker, yani hoparlörden çıkan ses şiddetini ayarlamak için kullanılıyor. Dilerseniz hemen bir sonraki diyafonumuza geçelim. Çift daireli olan diyafonumuzun bir bağlantılarına bakalım. Şimdi ise iki daireli diyafonumuzun kurulumunu yapacağız, bağlantısını. Öncelikle monitörlerden başlayalım. Bu senaryoda iki tane dairemiz var. Birinci dairemiz alttaki olacak. 12 volt güç bağlantısını hemen sol alt köşedeki olan pin girişini yapıyorum. Diğer monitörüm için de aynı şekilde sol alta bağlantımı yaptım. Sonra iki monitörümde de 4 adet pin bağlantım var. Bu 4 adet pin bağlantısını alt taraftakilere yapıyorum. Alt taraftaki pin girişlerine. Bu birincisi, bu da ikincisi. Şimdi burayı yaptıktan sonra buradaki iki daireli dış diyafonumuza 12 volt güç vermemiz gerekiyor. Bunu da bir adet daha pin kablomuz var burada. Hemen adaptörün üstündeki çıkışa takıyorum. Burada adaptör 12 volt güç girişi yapıyor. Burada ise 12 volt güç çıkışı yapıyor. Hem monitöre veriyor gücü, hem de şuradaki kablodan çıkış yapıyor. Biz de bu kablodan direkt diyafona götüreceğiz. Dilerseniz dış diyafonumuzu alalım önümüze. Dış diyafonun içinden çıkan kablolar var. 2 pin, 2 tane, 4 pinde 2 tane olmak üzere bağlantı kablolarımız var. Bunların bağlantısı şu şekilde olacak. Kırmızı siyah bağlantı güç girişi olacak. Onu hemen sol taraftaki 2 pin bağlantısını yapıyorum. Bu monitörümüzden gelen 12 volt güç bağlantısı buraya bu şekilde bağlanacak. Sonra 2 pin diğer kablomu da hemen sağ tarafındakine bağlıyorum. Bu ise kapı kilidimin 12 volt rolesine bağlanacak kapıyı açabilmek için. 2 adet de 4 pin bağlantım var. Bunlardan bir tanesi birinci monitörüme gidecek. Birinci monitörüm de hemen sol taraftaki oluyor. Yani şu an bağlantısını yapmış oldum. Bu birinci monitör, yani birinci kat. Bu da ikinci monitör, ikinci kat olacak. Bunu da takıyorum. Bağlantısını yaptım. Bakacak olursak eğer ki arasındaki Cat 5 Cat 6 kabloyla şöyle bir bağlantı olacak. 12 volt güç bağlantısı da şöyle gelecek monitörden bu şekilde. Ve ikinci kattaki 4 pin bağlantısı da bu şekilde buraya bağlanacak. Sistem bu şekilde kullanılabilir duruma geliyor. Bu da demiş olduğunuz gibi kapı kilidine bağlanacak. Üzerinde bir adet reset butonu var, içindeki tüm havzayı silebilmek için. Yanında da hoparlörün ses seviyesini yükseltebilmek, alçaltabilmek için bir adet de dimmerimiz var. Monitörde de aynı şekilde mikrofon ve
hoparlörü ayarlayabilmek için iki farklı dimmer var. Dilerseniz diğer diyafonumuza geçelim şimdi. 4 daireli olan diyafonumuzun bir bağlantılarına bakalım şimdi. Şimdi ise 4 daireli modelimize bakıyoruz. 4 daireli modelimizi kurulumunu yaparken ben 4 tane monitör maalesef şu anda kullanamıyorum. Fakat önceki gibi gene aynı işlem. 4 adet monitör olacak. 4 pin bağlantısı çıkacak ve direkt 4 pin bağlantısı diyafonumuza gidecek. Bu şekilde olacak. Öncekiyle birebir aynı. Dilerseniz hemen başlayalım. Diyafon kutusunun içerisinden 4 tane 4 pin bağlantı kablosu çıkıyor. Bunun yanı sıra 12 volt 2 pin güç bağlantısı ve 2 pin kapı kilidinin rolesini açabilmek için de bir bağlantı kablosu bulunuyor. Şu an ben sadece 2 tanesinin bağlantısını yapacağımdan dolayı 2 adet 4 pin bağlantı kablosu elimde. Hemen dilerseniz diyafonumuzu ters çevirelim. İlk önce monitörlerden başlayarak bağlantıları yapalım. Güç adaptörümüzü aldık. Hemen sol alt köşede bulunan pime takıyorum. Bunu taktım. İkinci monitörümün de bağlantısını aynı şekilde yapacağım. Hemen güç bağlantısını yaptığım yerin hemen sağında 4 pin bağlantım var. 4 pin bağlantımı sağladım buradan. Diğer monitörüm için de aynı şey geçerli. Bunu da yaptım. Ve sonrasında monitörümden 12 volt güç çıkışı alabilmek için 12 volt güç girişinin hemen üstündeki 2 pine 2 pin bağlantımı takıyorum. Bu direkt diyafona gidecek. Önceki kurulumda olduğu gibi. Diyafona gidecek buradaki 12 volt çıkışı. Şimdi diyafonumuza bir bakalım. 4 adet monitör bağlantı portu görüyorsunuz burada 4 pin. 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. En soldaki birinci monitör, ikinci, üçüncü, dördüncü. Birinci monitör yani birinci daire, ikinci daire, üçüncü daire, dördüncü daire olarak devam ediyor burada. Hemen bağlantılarını yapalım. Birinci dairemiz, ikinci dairemiz, 12 volt. 12 volt güç girişimiz, 12 volt kapı kilidi açma rolesine giden güç bağlantımız. Kapı açıldığı zaman otomatik buradan güç çıkışı sağlanacak. Hemen bir devreyi tekrardan bir bakalım. Buradaki geriye kalan 2 adet port var. 2 adet portta da aynı bunlar gibi yine aynı şekilde geçerli. Sadece monitörün güç bağlantısını yapacaksınız. 4 pin bağlantısını ve buradan buraya uzatma olacak buradası. 12 volt güç bağlantımızı aldık. Monitörümüzden çıkan 12 volt gücü birbirine bağladık. Bu şekilde. Hemen 4 pin bağlantımızı da 4 pin bağlantısını eşliyoruz. Renkleri aynı şekilde olacak biçimde. İkinci monitörümüzün de bağlantısını herhangi bir farklı bağlantı olmadan direkt 4 pin bağlantısını yaptınız. Üçüncü monitörümüz de 3. daire için de keza aynı şekilde olacak. 4 pin bağlantısı. 4. monitörde gene 4 pin bağlantısını yaptıktan sonra tamamlanmış oluyor. Cihazımızın yani diyafonun üzerinde bulunan buton reset butonu cihaz içerisindeki tüm kartları, şifrelerin tamamını sıfırlayabilirsiniz buradaki buton üzerinden. Yanındaki de hoparlörün ses şiddetini ayarlıyorsunuz. Monitörlerde de mikrofon ve hoparlör olmak üzere iki farklı dimmer bulunuyor. Şimdi dilerseniz yavaştan kapanışı alalım. Bugün sizlerle birlikte PowerMaster'ın görüntülü kapı diyafonlarını inceledik. Ürünlerimizin tamamının linkini açıklama kısmına bıraktım. Aklınıza takılan herhangi bir soru veyahut da öneri olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.